Burcu Cingöz, 12. sınıfa gidiyorum. 5. senem bu okulda. Eski yurttaydım. Şimdi bazı şartlar sebebiyle, uygun olmayan şartlar sebebiyle yıkılma kararı alındı. Okulumuz ve belediye sağ olsun mağdur etmemek için böyle velilerin de desteğiyle ve tabii mezunlarımızın, diğer Kadıköy Anadolu Lisesi kuruluşlarının desteğiyle böyle bir prefabrik inşa edildi. Burada kalıyoruz artık, yerleştik. Yani gayet memnunuz. Her şey çok güzel gidiyor. Hani tam ümidimizi yitirdiğimiz, ne yapacağız diye ortada kaldığımızı düşündüğümüz bir zamanda böyle bir şey bizim için çok güzel oldu. Önce okul idaresine, Kadıköy Belediyesi'ne özellikle destek veren Kalit, Kalev ve ismini daha sayamadığım birçok kişiye sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. İyi ki bizimlelerdi, iyi ki bizim çocuklarımızın yanındalardı. Ben Yunus Berner, 10. sınıfım burada. Bu sene 3. senem oluyor hazırlıkla beraber. Bugün işte yatakhanemizin resmi açılışı var. O yüzden biraz heyecanlıyız. Yani bir ay oldu, 1,5 ay oldu açılalı ama bu ilk defa resmi bir açılış, böyle özel gösteriler, işte dans olsun, koro olsun bugün olacak. Bu prefabriğin açılması bizim için tabii ki iyi oldu. 2 ay birazcık hani evde kalmak falan hani zor, okula sabah gelmek. 2 sene alışınca sabah buradan gitmeye, evden gelmek biraz zor oluyordu. En azından benim için böyleydi. Burası güzel. Hatta eski yatakhaneden biraz daha kaliteli, küçük olmasına rağmen. Prefabrik olarak hani şartlarımız çok daha iyi. Sıcak, sıcak su sıkıntımız vardı hep. O konularda yine halloldu her şeyimiz. O yüzden şu an memnunuz. Kadıköy Belediye Başkanımız Sayın Aykut Nuhoğlu, kendisine sonsuz bir minnettarız. Her türlü kapıyı bize açtı ve belediye meclis kararı aldırdı. Ardından bu işin yaptırımına bu geçildi. Bu artık öyle bir noktaya gelmişti ki bu prefabrik 3 ana blok, yemekhanesi ve blokları. Bu sadece parayla ifade edilebilir bir noktadan artık çıkmıştı. Okulun yatılılık ruhunun devamı haline gelmişti. Okulun çocuklarımızın kampüsten çıkmaması anlamına gelmişti. Türkiye'nin Batman'ından, Trabzon'undan, Edirne'sinden, Antalya'sına kadar birçok yerdeki veli artık güven içerisindeydi. Ve bu prefabriğin inşaatı 25 Ağustos'ta karar alındı. 18 Ağustos'ta karar alındı Belediye Meclisi. Ardından 8 Eylül'de inşaat başladı. Ve bizim çocuklarımız 25 Kasım'da, kızlarımız bir hafta sonra 2 Aralık'ta da erkek çocuklarımız yurda yerleştiler. Bugün de mutlu gün açılışını yapıyoruz. Çocuklar ülkenin geleceği. Çocuklarımızın yetişmesi, eğitilmesi, geleceğe hazırlanması, mutlu ortamlarda çalışabilmeleri, emin olun bu ülkenin geleceğinin teminatıdır. Sizler bizim değerlerimizsiniz. Sizler ne kadar iyi şartlara sahip olursanız bu ülkenin geleceği de o kadar güzel olacak. Kadıköy Anadolu Lisesi aslında sadece Kadıköy'ün değil, Türkiye'nin bir lisesi. Türkiye'nin çok farklı yerlerinden, ilçelerinden, illerinden burada gelip okuyorlar. Bu bize zenginlik katıyor. Kadıköy'ün zenginliğini de Türkiye'nin paylaşmasını, dağılmasını sağlıyor. O anlamda bu projede emeğe geçen, katkı veren, özellikle velilerimiz, öğrencilerimiz, bürokratlarımız, hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun.